Kitaphanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Akal. Bugün Çanakkale'de Eceabat'ı geziyoruz. Çanakkale Savaşı'nı adım adım, tabia tabia, kale kale takip ediyoruz ve bu seyirde sizinle beraber olmak istiyoruz. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın gerçekleştiği 50'ye yakın noktaya gideceğiz. Sağlar hastanelerine, anıtlara, çeşmelere, tabialara, şehitliklere uzun bir yolculuk olacak. Kolay gelsin. Kapalı mı bu alan? Kapalı abi. Uzun muydu yoksa bu alan kısa mıydı? Yine abi öbür taraftan geçip öbür tarafta gezdiğiniz yerler var yani. Tamam. Şu yan taraftan geçebiliyoruz. Ol, teşekkür ederiz. Tabyalara ait gerçek top mermileri, toplar, anıtlar bulunmaktadır. Anıt tüm savaşa dahil olan tüm tarafların askerleri Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal ve anne figürlerinden oluşuyor. Tarihe Saygı Parkı'na geldiğiniz zaman burada Osmanlı birlikleri ve Anzak askerleri arasındaki muharebelerin ne kadar sıcak ve ne kadar şiddetli olduğunu görüyor ve hissediyorsunuz. Buradaki iki mevzi arasındaki mesafe 8 metre sadece. Tarihe Saygı Parkı'ndan sonra bir kaleye doğru ilerleyeceğiz. Çanakkale Savaşları, Gelibolu, Tarihi Alan Başkanlığı'na geldik. Burası ziyaret edilen bir yer değil. Ama buranın biraz ilerisinde bir kale kalıntısı var. Biz işte bu kaleyi görmeye geldik. Çamburnu Kalesi ve burada anlatılacak bir hikaye var. Tarihi Alan Başkanlığı'na girdiğiniz zaman güvenlikten mutlaka Tarihi Alan kılavuz haritasını isteyin. Bu size çok yardımcı olacak. Eğer benim gibi turla gelmeyip kendiniz gezecekseniz bu kılavuz haritası işinize çok yarayacak. Çamburnu Kalesi'nin kalıntılarına da geldik. Boğaz'daki mevcut savunmayı arttırmak için 2. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde yapılmıştır. Çanakkale Savaşları'nda Seyyar Hastanesi ve Güney Cephesi Sıhriye Malzemeleri Deposu olarak da kullanılmıştır. Çamburnu Kalesi 57. Alay Karargahı olarak da bir süreliğine kullanılmıştır. Burası seyyar hastane olduğundan dolayı burada bir şehitliğin olduğu düşünülebilirdi. Ancak burada bir şehitlik yok. Neden? Çünkü burada yaralanıp şehit olan askerlerin mevzilere gömüldüğü düşünülüyor. Ondan dolayı burada bir şehitlik yok. Bastığımız toprağın altında yüzlerce, binlerce şehit yatıyor. Ağdere, Çanakkale Muharebeleri sırasında cephe gerisinde birliklerimize sağlık hizmetlerinin verildiği bölgeydi. Burası aynı zamanda bir sevk bölgesiydi. Ağır yaralı askerler buradan hastanelere sevk ediliyordu. Ve burada hayatını kaybedip şehit olan askerler de Ağdere'deki şehitliğe defnedilmiştir. Arkamda gördüğünüz Ağdere yamaçları şehitlerin defnedildiği yerlerdir. Kızılay Ağdere Müzesi'nde mutlaka ziyaret etmelisiniz. Binlerce askerin şehit olduğu ve defnedildiği bu bölge gezilip görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Bir adım atın ki tarih olmasın. İşte Çanakkale öyle bir yer. Her adımda bir tarih yazılmış. Şimdi Kilitbahir Kalesi'ne geldik. Denizin Kilidi Kalesi. 1452 yılında Çanakkale Boğazı'nın Abba kıyısına inşa edilen kaledir. Kale 1452'de İstanbul kuşatması esnasında Avrupalı devletlerin Bizans İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasına, Boğaz'ın en dar yerine Çimenlik Kalesi'nin karşısına yapılmıştır. Kale 30 topla donatılarak Boğaz'ın 1250 metrelik genişliğinin top menzili içine alındı. Kale 1551'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından güçlendirildi. Venedik'le süre gelen Girit Savaşı sırasında Kilitbahir yenilendi. 18. yüzyılda Fransız subaylarının rehberliğinde genişletildi. 3. Selim tarafından Napolyon Savaşları sırasında tekrar yenilendi. İç kulenin zirvesine doğru çıkıyoruz. İç kulenin 7. katına kadar çıkabiliyorsunuz. Çanakkale Boğazı'nın yanında büyüklüğüyle ve ihtişamıyla göz büyüleyen bir kale. Çanakkale Muharebelerinde savaş alanından bir tabiye doğru gidiyoruz.
Kilitbayır Kalesi'ni geçtikten sonra yolun deniz tarafında bulunan 26 adet ponetten oluşan namazgah tapyasının Osmanlı ordusunun ıslahı için gelen Baron de Tott'un da önerisiyle inşasına başlanmıştır. Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasına yaptırılan ilk ve en büyük tabyadır. Sonrasında eklenen yapılarla beraber merkez tabya niteliği kazanmıştır. Osmanlı ve Türk askerlerinin toplu olarak namaz kıldığı yer olduğundan dolayı namazgah tabyası ismi verilmiş buraya. Burası Çanakkale Muharebelerinde bölgedeki tabyalarda görev yapan bataryaların bağlı olduğu 4. Ağır Topçu Alayı'nın karargah merkeziydi. Güzergahımızda bir tabya daha var. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Rumeli Mecidiye tabyasındayım. 1892 yılında Kilitbahir Kalesi'nin güneyine Asad Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çanakkale Savaşı'nda kale komutanlığını da Yüzbaşı Hilmi Bey yapmıştır. Namazgah tabyasının yanında bulunuyor. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı tabya burasıdır. Seyit Onbaşı'nın tabyasından bahsetmişken anıtını da görmeye gidelim. Asıl ismi Seyit Ali Çabuk'tur. Rumeli Mecidiye tabyasında görev yaptığı sırada 215 kiloluk top mermisini tek başına kucaklayarak topu kundağına yerleştirmiştir. Birleşik Krallığa ait Queen Elizabeth gemisini dümen bölgesinden vurarak batırmıştır. Yolumuzun üzerinde bir şehitlik daha çıkacak. Havuzlar Şehitliği 1961 yılında inşa edilmiştir. Peki bu şehitlikte kimler yatıyor? 1915'te Kerevizdere'de şehit düşen 2. Tümenden Yüzbaşı Kemal Bey, 126. Alay Yaveri Selanikli Teğmen İsmail Efendi ve 8 asker burada yatmaktadır. İşte bu askerlerin anısına Havuzlar Şehitliği inşa edilmiş. Havuzlar Şehitliği'nin hemen ilerisinde de tarihi Halil Paşa Çeşmesi var. Havuzlar Şehitliği'nden Soğanlıdere Şehitliği'ne doğru giderken Soğanlıdere Hava Şehitliği karşınıza çıkacak. Bu şehitlik 1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında Soğanlıdere Cephesi ileri hatlarına karşı girişilen hava saldırısı sonucu şehit düşen bir onbaşı ile 8 ere aitmiş. Askerlerimiz, şehitlerimiz buradaki şehitlikte yatıyor. Soğanlıdere Şehitliği'ne geldik. Üçgen piramit şehitlerin Allah'a yükselişini temsil ediyor. Burada savaş zamanında kurulu olan bir hastanede yaralı askerlerin bakımının ve tedavisinin yapıldığı yerdi. Peki niye buradaydı? Biraz daha iç kısımda ve korunaklı bir bölgeydi. Aynı zamanda Türk birliklerinin erzak deposuydu burası. Soğanlıdere'de tedavi görürken kurtulamayan ve şehit olan askerler buraya defnedilmiştir. Soğanlıdere'de şehit düşen askerlerin isimleri burada yazıyor. Karşı tepeler savaş alanlarıydı ve burada yemekler pişirilip karşı tarafa savaş alanındaki mevzilere gönderiliyordu. Şahindere Şehitliği'ne geldim. 132 kabalak taşı ile şehitler burada anılmaktadır. Gölgeli ve sulak bir alan olduğundan dolayı burası sargı yeri olarak kullanılmıştır. Van Devleti'nin dört bir yanında Kara Kilise, Hicaz, Trablusşam, Şam-ı Şerif, Berat, Sivas, Preveze yani Osmanlı Devleti'nin dört bir yanından şehitler burada kabalak taşlarıyla anılıyor. Her yerde şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri yazılı. Ortada bir piramit, Allah'a yükselişi temsil ediyor. Piramidin etrafında yıldız ve hemen önünde de ay var. Ay yıldız konseptiyle sembolize edilmiş bir şehitliktir burası da. Buraya kimler defnedilmiştir? 5 Temmuz 1915 muharebelerinde Settülbahir, Kirte ve Kerevizdere muharebelerinde şehit düşenlerin bir kısmı buraya defnedilmiştir. Müzik.
Alçıtepe müttefiklerin 24 saat içerisinde ele geçirmeyi düşündükleri köydür. Köy hemen ileride. Alçıtepe'de şehit düşen askerler burada gömülü. Çanakkale Savaşı'nda Alçıtepe bölgesinde Türk savunma hattında oluşturan birliklerde şehit düşen askerler bu şehitlikte gömülüdür. Ve bu şehitlikte yer alan askerlerin isimleri bilinmiyor. Buraya toplu olarak defnedilmiştir. Bu bölge 3. Kilitli Zaferi'nin kazanıldığı yerdir. Müttefikler buraya ele geçirmiş ve bir süre sonra Osmanlı birlikleri tarafından geriye doğru püskürtülmüştür. Nuri Yamut anıtından aşağı doğru iniyorsunuz ve Sargıyalı şehitliğine geliyorsunuz. Çok sessiz, çok sakin. Geldiğim yerlerin büyük bir kısmı ziyaretçiler tarafından ve tur şirketleri tarafından ziyaret edilmeyen, atlanan yerler. 50 bin civarında yaralı ve binlerce şehidin olduğu bir şehitliktir. 25 Nisan 1915'te King's Own Scottish Brothers tarafından gönderilen birlikler 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey tarafından geri püskürtülmüştür. 5 Temmuz 1915 gecesi başlayan Türk taarruzunda 3. ve 5. Tümen'in siperler arasındaki mesafe 5 metreye kadar düşmüştür. Bu muharebede 5000 şehit verilmişti. Kuşların cıvıltıları, rüzgarın uğultusu bile sizinle konuşuyor gibi şehitlerin sesini duyuyorsunuz. Gelibolu Yarımadası'nın ikinci özel anıtına geldik. Nuri Yamut Anıtı. Şimdi buranın hikayesinden kısaca bahsedelim. Çok şiddetli çarpışmaların yaşandığı bölgede şehit olan askerlerin iskelet parçaları 1934-36 yılları arasında Alçıtepe köyünde ve tarım alanlarında ortaya çıkmıştır. Zığındere'de Haziran sonu ve daha sonraki çarpışmalarda şehit düşen askerlere ait kemikler şehitlik 1915 yazılı kaydenin altına gömülmüştür. Nuri Yamut 2. Kolordu komutanı iken Zığındere'de şehit düşen 6395 er ve 1943 erbaşadan bir anıt yaptırmıştır. İkinci özel anıttır. Paşa bu anıtı yaptırmak için İstanbul'da iki evini satmış. Hem Alçıtepe köyünü görmek hem de buradaki marketlerden ihtiyacımızı karşılamak için kısa bir mola verdik. Sarıtepe şehitliğini ziyaret edecektik ama orası son dönemde yaşanan yangın olaylarından dolayı kapatılmış. Çanakkale Şehitlik Hastanesi Müzesi'ne geldik. Alçıtepe köyünün hemen içinde. Çanakkale Şehitlik Müzesi gerçek bir savaş hastanesinin birebir canlandırması çok etkileyici ve başarılı olmuş. Orayı ziyaret ettiğinizde kendinizi gerçekten savaş anında yaralı askerlerin arasında hissediyorsunuz. Şimdi şehitlikleri gezmeye devam ediyoruz. Alçıtepe köyünden Avide'ye doğru giderken bir yol var. Taşlı parkeli bir yol ve tabela olmadığından dolayı burayı bulmak biraz zor olabilir. Burası
Binbaşı Hüseyin Hilmi Bey anıtı. 17. Piyade Alay Komutanı olan Binbaşı Hüseyin Hilmi Bey burada şehit düşmüştür. Ve anıtı hemen burada. 2. Kerevizdere muharebeleri burada düzenlendi. Şimdi siperlerin içerisinde geziyorum. Çanakkale Abidesi'ne doğru devam edelim. Oğlum durmuyor. Tamam, geldim oğlum. Arkadan da bağırıyorsun hep Hatay. Bölgelerime bakmayın, çok uyumlu. Biz de günde 12 saat aralıksız geziyor. Anıttan çıkar çıkmaz hemen Kansızdere'ye de bir bakayım dedim. Kansızdere 1. ve 2. Kerevizdere muharebelerin yaşandığı, şiddetli çatışmaların meydana geldiği yerdi. Çanakkale'nin ve Çanakkale Savaşları'nın simgesi Çanakkale Anıtı'nı abideyi görmeye geldik. Çanakkale Abidesi 1915 Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedip şehit düşen askerlerin anısına dikilmiştir. Anıt 41.7 metre yüksekliğindedir. Temeli 1954'te atılmış, açılışı ise 1960 yılında gerçekleşmiştir. Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Anıtı, Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale'de Anıtı, meşhur asker kabri ve Türk şehitliğini de gezebilirsiniz. Boğaz'dan her geçeni selamlayan ve burada olduğunu hatırlatan bir anıt olmuş. Avre'den çıkıp Setülbayı tarafına, yani Eceabat tarafına gittiğinizde Fransız konaklı bölgesi çıkıyor. Yarımada'nın etrafında dolaşa dolaşa Çanakkale muharebelerini izini sürüyoruz. Şimdi Moğoto koyundayız. Buradaki bilgi levhalarında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Benim burada size verdiğim bilgiler daha çok özet bilgiler ve can alıcı noktalar. Peki Moğoto koyunun önemi nedir? Winston Churchill işte burada istifa etti. Moğoto koyunda istifa etti. İngiltere Savunma Bakanı olarak görev yaparken burada alınan büyük yenilgi üzerine Winston Churchill istifa etti. İngiliz zırhlısı HMS Moğoto koyunda bulunan Osmanlı toplarıyla vuruldu. Amiral John Fisher amirallik görevinden istifa etti. Setülbahir Fransız askeri mezarlığı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Fransızlar buradaki mezarlığa defnedilmiş. Bu topraklar yabancı askerlere de yurt olmuş. Setülbahir'deki ikinci durağımız Ertuğrul Tabyası. Ondan sonra Yahya Çavuş Anıtı. Ertuğrul Tabyası 1890'lı yıllarda yapılmıştır. Burada görev yapan Yahya Çavuş, itiraf devletlerinin çıkarmasını durdurmuş ve onlara büyük bir kayıp verdirmiştir. Ondan dolayı buraya Yahya Çavuş Anıtı dikilmiştir. Şimdi anıtı görmeye gidelim. 26. Piyade Alayı'nın 3. tabunun Setülbahir savunması burada yer alıyordu. Denize bakan bir yer olmasın ki orada bir mevzi, orada bir siperlik, orada bir tabia olmasın.
İngilizler ve Fransızlar burada hayatını kaybeden askerleri için çok büyük anıtlar inşa etmişler. Ve bu duvarların hepsi isimlerle dolu. Settülbahir köyüne geldim. Şimdi köy merkezinde tarihi bir cami var. Settülbahir Camisi. Bu camiyi görmeden gitmem. Sonuçta bu cami de savaşa tanıklık etmiş olan bir cami. Şimdi burada göreceğimiz üç yer vardı. Settülbahir Camisi tarihi bir cami dedik. Restorasyonda, kapalı. Ondan sonra Kilitbahir Kalesi'ni görecektik. Kilitbahir Kalesi restorasyonda, kapalı. İlk şehitler anıtını görecektik. Hemen kalenin içinde ortasındaydı. Orası da kapalı. Settülbahir Camisi, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1656-1659 yılı arasında yaptırılmıştır. Hemen kalenin yanındadır. Burayı yapma amacı da zaten kalede görevli olan askerler içindi. Kalede görevli askerler ve bunun yanında aileleri de buraya gelmiş ve Settülbahir Köyü kurulmuştur. Caminin de işte bu sırada kurulduğu tahmin ediliyor. 1659 yılında inşa ettirilmiştir. Amacı Çanakkale Boğazı'nı korumaktı. Venediklerle Girit Savaşı başlayınca Kilitbahir ve Kale-i Sultaniye kalelerinin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor ve bu kale buraya inşa ediliyor. Şimdi de Çanakkale Savaşı'yla olan ilgisine geçelim. Bu arada hava çok sıcak. Aşırı bir şekilde durduğum yerde terliyordum. İngiliz ve Fransızlar daha Osmanlı Devleti ile resmen ve fiilen savaşa girmemişken İngiliz ve Fransız gemileri Settülbahir Kalesi'ni bombalıyor. Bu bombalardan birisi de cephaneliğe isabet ediyor. Ve bu patlamada 5 subay ve 81 er hayatını kaybediyor. İşte bu 5 subay ve 81 er için ilk şehitler anıtı kalenin ortasına inşa ediliyor. Ancak göremiyoruz. Buradan dönüyoruz ve önümüzdeki güzergahta Çanakkale Savaşı'nın izini sürmeye devam ediyoruz.